O zaman bu mikrofonun değeri yok. Biz mikrofon açıldı, rahatça meramımızı anlatacağız diye beklerken herkes bastırıyor. Önce burada bir kültür oluşması lazım. Parlamentoda bir kültür oluşması lazım. Ondan sonra birbirimizi anlayarak dinlememiz gerekiyor. Ama muhalefete sorarsanız suçlu iktidar milletvekilleridir. İktidara sorarsanız suçlu muhalefet milletvekilleridir. Devamlı birbirimizi suçlayarak sonuca gidemeyiz. Bunun çözüm yolu bu değil. Onun için suçlamayı bırakacağız. Birine suçlarken dört parmağımızın kendimize doğru yönelik olduğunu bileceğiz. Empati kurmaya çalışacağız. Bu parlamentonun, bu komisyonun nasıl verimli çalışması gerekiyorsa bunun üzerinde yürümemiz, mesafe almaya çalışmamız gerekecektir. Bu nasıl yapılır? Her şeyden önce grup sözcüleriyle birlikte komisyon başkanımız bir araya gelir. Bazı prensipleri oluşturmaya çalışır. Grup sözcüleri, gruptaki milletvekillerine alınan prensipleri anlatır. Uyum sağlamaları konusunda uyarılarda bulunur veya izahatlarda bulunur. Ondan sonra geliriz burada birbirimizi dinleriz. Mesela beni en fazla rahatsız eden konulardan biri, ya şurada zaman oluyor 5 dakika söz veriliyor. Zaman oluyor 10 dakika konuşuyoruz. Grup üyesi olduğumuz için veya komisyon üyesi olduğumuz için. Ama çok istisnai olarak da 20 dakika konuşma ihtimalimiz oluyor. 5 dakikalık konuşma içerisinde çok özlü şeyler söylemeniz lazım. Sırf düşüncelerinizi anlatırken bile karşıdan müdahaleler olduğu takdirde tepeniz atıyor. Ya bir cümle söyleyeceğim. Müsaade şu cümleyi düzgünce söyleyin. Tabii bu arada komisyon başkanının durumu da zor. Zamanı yönetmek zorunda. Her gün saat 10'da toplanıp gece zaman zaman 12'ye doğru buranın kapanması ertesi günkü mesaiye hazırlanmayı da engelliyor. Bir sonraki güne bir hazırlık yapmamız lazım. Onun için de belli bir zaman içerisinde buradaki günlük mesainin bitmesi lazım. Fazla uzattırmak istemiyor. Siz de istediğiniz cümleyi söylemekten mahrum kalınca bu sefer daha agresif ve daha anlaşılır, daha özlü cümle kurmak zorunda kalıyorsunuz. Onun için bir kere konuşana müdahalenin hiçbir şeyi çözmediğini, işi daha da karıştırdığını ben söylemek isterim. Ama bu yeni bir şey değil. Öteden beri var olan bazı siyasi alışkanlıklar da buna yol açıyor. Bakın 2000 öncesinde Türk siyasetinde konuşmada nükte vardı. Bu eski politikacıları düşünün. Erbakan'ı düşünün, Süleyman Demirel'i düşünün, Ecevit'i düşünün. Diğer hatta Sayın Bahçeli'yi affedersiniz Sayın Türkeş'i. Bunların hepsinde yer yer araya nükteler sıkıştırma vardı. Maalesef 2000'li yıllarda Türk siyaseti nükteyi unutmuştur. Eleştirilerde nükte kalmamıştır. Nükte kalmayınca bodoslama koyu ve bağnaz bir sert cümlelerle karşı tarafın fikrini bastırma düşüncesi ortaya çıkmıştır. İnşallah bu siyasi nükteyi de kazanırız diye düşünüyorum. Ama şu noktayı da belirtmem lazım. Bakın bu usul tartışmaları çok cazip geliyor milletvekillerine. Neden cazip geliyor? Şundan dolayı cazip geliyor. Çünkü Sayın Bakan konuştuktan sonra kameraların hepsi gidiyor. Gittiği için bu sefer milletvekilleri düşüncelerinin de kameralara, TV'lere yansımasını istiyor. Bu gerçekleşmeyince, bu yayını kesince komisyon başkanlığı ister istemez sorun çıkıyor. Ya bu canlı yayından bir problem çıkmaz. Parlamento tarihinde, tekrar edeceğim onu önemli olduğu için, parlamento tarihinde baştan sona bütün muhalefet milletvekillerinin konuşmasının canlı olarak yayınlandığı bütçe toplantısı 2007 bütçesi benim Maliye Bakanlığı olduğum dönemde olmuştur. 37 milletvekili. 1997, affedersiniz.
ve 37 milletvekili, bunun 3'te 2'si muhalefet milletvekiliydi. Baştan sona canlı yayında konuşmuşlardır. Hiç buradaki kadar da gürültü çıkmamıştır, açık söyleyeyim. Gayet düzgün bir şekilde yürütülmüştür. Niye bu canlı yayından kaçınıyoruz? Koyalım. O zaman milletvekilleri kavga etmeyi, birbirini bastırmayı falan ihtiyaç duymazlar. Herkes sırası gelince konuşur. Çünkü karşıdakinin konuşması da yayınlanacak. Kendi konuşması da yayınlanacak. Üstelik yayınlandığı için de kamuoyu denetimi olduğu için seçmen de böyle koyrat cümleleri pek sevmiyor, onu söyleyeyim. Kamuoyu denetimde olduğu için daha nezih ortamda geçiyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Erol Katıcıoğlu, son sözü size veriyorum. 20 dakikada buyurun. Evet, Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, sunum yapan kuruluşların değerli başkanları ve bürokratlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Her şeyden önce bu bütçe müzakerelerimizin ülkemize ve kurumlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün uyandık, gazeteleri okurken bazı gazetelerin manşetlerinde şu cümleleri rastladık. Dolar 10 lira, çeyrek altın 1000 lira veya dolar ona dayandı, çeyrek altın 1000 liraya dayandı diyor. Yani ekonominin içinde bulunduğu durum ve geldiği durum bu manşetlerden açıkça anlaşılmaktadır. Bir taraftan kur olağanüstü yükselmiştir. Diğer taraftansa altın fiyatı artması demek bu ülkedeki düğün dernek geleneklerimizi bile bozacak özellikler taşıyan bir hadisedir. Yani örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi alt üst edecek bir sürecin içerisine Türkiye girmiş bulunmaktadır. Son dönemlerde kurun yükselmesiyle ilgili rasyonel bir mantık oluşturmaya çalışmaktaydı. Özellikle Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalar bunu gösteriyordu. Ama bugünkü sunuşunda Sayın Bakan makul, mantıklı ve bilimsel veriler neyi anlatmaya çalışıyorsa sunuşunu o sınırlar içerisinde tutmuştur. Bu yaklaşım tarzından dolayı da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gerçekten bilimin olmadığı bir yerde bilimsel dünyanın deneyimlerinin ortaya çıkardığı sonuçlara göre kuralları koymadan Türkiye'deki sorunları çözmek mümkün değildir. Yani sübjektif değer yargıları ülkeyi hiçbir yere taşımaz. Bu son derece önemli. Kur artışı faydalı mıdır, zararlı mıdır? Yani lehine savunmak isterseniz faydalı diyebilirsiniz, zararlı da diyebilirsiniz ama içinde bulunduğunuz ortama göre değerlendirmek zorundasınız. Nedir o? Bir kere gelir dağılımını korkunç derecede bozan bir hadisedir. Kur yükselişi. Yani ülkede yoksulu yoksullaştıran, zengini daha da zenginleştiren, devasa bu politikalar üzerinde ısrar etmek demektir. Her şeyden önce ülkenin huzura ihtiyacı var, barışa ihtiyacı var. Gelir dağılımını bozmaktan daha büyük bir felaket olamaz ülkemiz açısından. Diğer taraftan kur artışları enflasyonist etkiler yapar. Enflasyon üzerinde önemli katkısı vardır. Aynı zamanda kur artışı demek enflasyonist politikaları desteklemek demektir. Yani enflasyon artsın, bir mahsuru yok demektir. Başka, bütçe açıklarını da artıran bir hadisedir. Neden? Çünkü ülkenin dövize dayalı borçları var, dış borçları var. İç borçlanmaların önemli bir miktarı döviz borçlanmalarıdır. Ve bunların faizleri kur arttıkça bütçeye ilave yükler taşımaktadır. Dolayısıyla bu aynı zamanda bütçe dengesinde bozan bir hadisedir. Ve ülkenin borç ihtiyacını da artıran bir hadisedir. Kur arttıkça siz bunu ödemek için borçlanma, bütçe açıkları da arttığı için borçlanmanızı zorlayacaksınız. Ama tüm bunların ötesinde bir başka etkisi daha var. O da şudur. Ülkenin döviz cinsinden borçları, yani dış borçları Türk lirası cinsinden kur arttıkça artmaktadır.
Şu anda 445 milyar dolar civarında Türkiye'nin dış borcu var. Dolayısıyla kur her 10 kuruş arttığında, dolar her 10 kuruş arttığında Türkiye'nin dış borcu döviz Türk lirası cinsinden 45 milyar lira artmaktadır. 10 kuruşla. Halbuki şu birkaç hafta içerisinde 100 kuruştan fazla arttı neredeyse. O halde bunu niye savunacağız? Bir taraftan gelir dağılımını bozuyor, bir taraftan enflasyonu artırıyor, bir taraftan dış borçlarınızı artırıyor. Nesini savunacağız? Efendim kur artarsa ihracatımız artar, ithalatımız azalır, cari açık azalır, dengeye geliriz. Bu denge durumunu yakaladıktan sonra bakalım Allah kerim. Böyle bir politika olmaz. 2008'in ikinci yarısından bugüne kadar, yani son 12 yılda döviz kuru, yani dolar kuru tam 9 kat artmıştır. 9 kattan da fazladır. Yani %900 artmış bir kurdan söz ediyoruz. Herhalde hiçbir hükümet döneminde kur %900 artmamıştır. E peki kur bu ülkede %900 arttı da gelir dağılımını bozdu, enflasyonu tetikledi, dış borçların Türk lirası cinsinden artışına yol açtı da cari açığımızı mı azalttı, dış ticaret açığımızı mı azalttı? Hayır, bakıyorum hükümetin dağıttığı dokümanlara, 2021 sonu itibariyle dış ticaret açığımız 47 milyar dolar olacak diye açıklıyor hükümet. Cari açığımız da 21 milyar dolar olacak diyor. Önümüzdeki yıllarda azalacak mı? Hayır. 2022'de dış ticaret açığı 52 milyar dolar. 2023'te 52 milyar dolar. 2024'te de 54 milyar dolar olacak diyor. Kuru %900 artırmışsınız ama maalesef dış ticaret açığı da cari açıkla bitmediği gibi üstelik bütçe dengesinden piyasa dengelerine varıncaya kadar her şeyi bozan bir politika uygulanmış. Şimdi dolayısıyla ekonominin rasyonel, mantıklı, uzun vadeli kurgularla ve kısa dönem acil ihtiyaçlarını giderecek şekilde planlanması lazım. Bu planlamayı, bu hesaplamayı en iyi yapan kuruluşlardan biri DPT'ydi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda işte beraber çalıştık Sayın Bakan'la, Erhan Usta'yla, Cevdet Bey'le, komisyon başkanımızla. Dördümüz de aynı kurumdaydık. Ben bakan olarak, arkadaşlar bürokrat olarak. Ve bütün sektörlerin uzmanları vardı. Bütün sektörlerin. Dünyada ne olup bitiyor? O sektörde nasıl bir gelişme var? Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Koordineli olarak bunlar masaya yatırılır, incelenir. Sonunda bir rota tutturulması gerektiği zaman nasıl bir rota olacağı da belirlenirdi. Bilimsel verilere ve dokümanlara göre. Şimdi Devlet Planlama Teşkilatı kaldırılmış. O uzmanların hepsi bir yere dağılmış. Sonunda da geldiğimiz nokta budur. Bakın, Cambridge Üniversitesi'nin yayınlarından bir kitap var. Explaining Long-Term Economic Change, Anderson'ın yazmış olduğu bir kitap. Uzun dönem ekonomik değişimin açıklanması diyor. Bu kitabın özelliği şu: dünyada iktisat tarihçileri ve diğer bilim adamları tarafından ekonominin gelişmesi için geliştirilen, ortaya atılan tüm teorileri özetliyor. Yani hangi iktisatçı ve bilim adamı ekonomi gelişsin diye hangi teoriyi geliştirmiştir, diğeri hangi teoriyi geliştirmiştir, tüm dünyadaki bilim adamlarının olaya bakışı var. Bu bakış açısına baktığımız zaman tüm bilim insanları uzun dönem dengeleri kurabilmek için şu altı kavramdan birine veya birkaçına dayanmışlardır teorilerini anlatırken.
pazar, çevre, teknoloji, nüfus, kurumlar ve sömürü. Bu kadar. Bunları nasıl gözetiyoruz? Bunlar arasında dengeyi nasıl kuruyoruz? Hangi kavramın etrafında örülü ekonomiyi etkileyen dinamikleri nasıl geliştiriyoruz? Bunları planlayacaksınız. Pazar elbette önemli. Hangi ülkenin pazarı genişse veya hangi firmanın pazarı genişse kazancı daha boldur. Elde ettiği gelir daha fazladır. Ülke olarak da milli geliri o kadar yüksektir. Tarihe baktığımızda da öyledir. Bütün büyük imparatorluklar Avrasya'dadır. Jared Diamond'ın Çelik Tüfek Mikrop var, orada anlatır. Neden Avrasya'dadır bütün uygarlıklar? Çünkü Avrasya'da dağlar doğuyu batıya karşı kesmez, geçişsizlik sağlamaz eski teknolojilere göre, ulaşım ağına göre. Çin'de ortaya çıkan bir yenilik, bir bakarsınız kısa bir süre sonra ta Fransa'ya ulaşmış. Mallar da öyle, pazar da aynı şekilde genişliyor. İpek yolu dediğiniz, baharat yolu dediğiniz şeyler bunu ifade ediyor. Ama dağların kuzey-güney hattında kıtaları kestiği ve geçiş imkanına vermediği kıtalarda Amerika kıtasıyla Afrika gibi büyük uygarlıklar gelişmemiştir. Bugün artık bu fiziki imkanlar ortadan kalkmış. Teknoloji gelişmiş, ulaşım araçları gelişmiş, iletişim araçları gelişmiş. Onun için dünyayı tam pazar olarak almaktan, dünyadaki gelişmeleri anında izleyip ona göre mevzi tutmaktan başka çare kalmamış. Ama bunu yapacak devlette bir hafıza var mı? Eski bir DPT'ye benzer bir yapılanma var mı? Bence bu bir ihtiyaç. İlle planlama yapmak için değil, DPT politikaları geliştirmek için de önemliydi. Değerli arkadaşlar, bir şeylerin bozulduğu kesin. Ama burada Anderson'ın açıklamış olduğu kavramlar arasında pazara büyük vurgu yapıyor. Ama sömürü de pazarı genişletmenin arkasındaki engellerden biri. Evet, pazarınız genişlediği zaman ekonominiz gelişler ama dünyaya kendinizi saldığınız zaman sonbahar rüzgarları önündeki yaprak gibi savrulursunuz. Gelişmiş ekonomiler sizin ekonominizi belirler. Wallstein'in temel tezidir. Dünya kapitalist sistemi, dünya sistemi günümüz tabiriyle ifade edecek olursak piramit şeklindedir. Piramidin tepesindekiler piramidin altındaki henüz gelişimini tamamlamamış ülkeleri iki şekilde zorlar. Bir, kaynak transferi, ikincisi ise yapılandırmayla. Yapılandırma dediğimiz şey sizin burada yaptığınız, aman pratik bir şeyden dolayı sıkıştınız, şunu yapalım dediniz. Bunun hesabı, kitabı yoksa, metodolojisi yoksa, siz aman şu sorunu çözelim diye şurada bunu burada bunu yapalım dediğiniz an aslında onu siz bu ülkenin ihtiyaçlarına uygun bir çözüm olarak ortaya çıkarmış olmazsınız. Gelişmiş ekonomilerin, piramidin tepesindekilerin ihtiyaçlarına uygun olarak onlar sizi yapılandırmış olur. Buna da dikkat etmek lazım. Böyle bir mekanizmayı bürokraside takip edecek bir yer ben görmedim. Benden sonra ortaya çıktıysa bilmiyorum. Sadece bakıyoruz. Burada konuşurken de verilere bakıyoruz. Şu bozulmuş, şu düzelmiş. Sorun o değil ki. Önümüzü nasıl planlayacağız? Geçmişteki hiçbir hükümeti uzun dönem dengelerinden dolayı sorgulamayız. Sorgulayamayız. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını uzun dönem dengelerinden dolayı sorgularız. Neden? 19 senedir iktidardadır. 19 sene sonra yeni başlamışçasına, daha dünkü hükümetçesine günübirlik sorunlarla uğraşan, içine boğulan bir yapı olmaz değerli arkadaşlar. Demek ki 20 seneyi planlamamışsınız. Zaten planlama teşkilatını lağvetmiş olmanızdan belli. Ne olacak bu memleketin hali? 20 yıl heba edilmiş bir 20 yıl mı olacak?
Yollar yaptık, köprüler yaptık, şunu yaptık. Dünyadaki rekabet o değil ki. Dünyadaki rekabet daha devasa bir şey. 8.000 dolar kişi başı milli geliriniz varsa dünyada mesafe alamamız ülkesiniz siz. 30.000 doların üzerinde olması lazım. Aa, bir yere gelmişsin demek için. Var mı öyle bir durum? Yok. Kişi başı milli gelir, bir de dolar enflasyonunu geriye doğru düzeltirseniz ya 2004'teki kişi başı milli gelirle bu seneki kişi başı milli gelir aynı arkadaşlar. Yani başladığı günküyle bugünkü aynı aşağıya. Olmaz bu. Ve enflasyonla boğuşuyorsun. İşsizlikle boğuşuyorsun. Bir taraftan faizler sorun. Kısa... Terörle boğuşuyoruz. Terörle. Sayın Bakan. Ya terörü... Usulle ilgili konuşurken... Devam etsin lütfen. Arkadaşlar... O da ayrı bir konu, onu ayrıca tartışırız. Ama bilinen bir şey var. Günübirlik çalışan, önünü planlamayan, ülkenin geleceğini toparlamaya yönelik vizyonu, misyonu olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Onun için yeni baştan kurgulanması lazım. Ekonomik politikaların, küresel ölçekte. Ama bunu yapmak bu hükümetle mümkün değil. Allah aşkına dünya sistemler analizini yapan bir tane birim var mı devlet? Şu anda. Yoksa siz yapamazsınız. Dünyaya göre ne yapacağınızı planlayamazsınız. Gelişmiş hakim ekonomiler sürekli sizi kendi ihtiyaçlarına göre tekrar tekrar yapılandırır. Tekrar tekrar. Siz burada sorun çözüyoruz, kalkınıyoruz, gelişiyoruz derken bir bakarsınız ki yapılanıyorsunuz. Kur %900 artmış, Türkiye ne kadar ucuz bir hale geldi biliyor musunuz? Ne kadar ucuz bir hale geldi. Varınızı yoğunuzu vatan sektörleriniz hepsini toparlar alırlar. Diyeceksiniz ki iyi işte yabancı sermaye geliyor. Arkadaş yabancı sermayenin de bir kalitesi olur. İç pazara çalışan, iç pazardan gelir elde eden özellikle de hazır kurulu tesisleri alan yabancı sermayenin size vereceği hiçbir şey yok. Sürekli kar transferi direkt krizinizi derinleştirir geleceğe yönelik olarak. Yeni büyük yatırımla gelen, yeni teknolojiyle burada üretip hem ihracat yapacak, Türkiye'ye döviz kazandıracak sektörleri öncelemeniz lazım. Ve maalesef rastgele adımlarla Türkiye'nin yürüyemeyeceği ortadadır. Bütçe politikasına bakıyorsunuz hükümetin, umut vaat etmiyor. Ben yeni bir ufuk var mı bu bütçede diye bakıyorum. Bu bütçede hiçbir yeni ufuk görmüyorum. Veya para politikasını uygulayan Merkez Bankası'na bakıyorum. Ne yapıyor diye. Yaptığı açıklamalar gerçekten komik. Kendi sitelerindeki ekonomi açıklamalarıyla ilgili videolara bile aykırı. Böyle politika uygulanmaz ki. 4 senede 4 tane Merkez Bankası başkanı değişiyor. Kalıcı ve uzun dönem bir vizyonu, perspektifi olmadığı hükümetin her sene bir ortalama, her sene bir Merkez Bankası başkanının değişmesinden belli zaten. Çünkü her gelenle birlikte politika değişmiştir. Her gelenle birlikte. Bir öncekinin doğru dediğine bir sonra gelen yanlış demiştir. Daha sonra gelen ona da yanlış demiştir. Yani kabile devleti değil burası. Binlerce yıllık bir tarihi geçmişi olan bir ülkede bu tür günübirlik devlet ciddiyetiyle bağlaşmayan politik çizgiler çekmek, politika uygulamaya kalkmak arkadaşlar doğru bir hadise değildir. Uzun vadeli yol haritasının olması lazım. Efendim 5 yıllık kalkınma planı hazırladık. Planda söylenenlerin hiçbiri ortaya çıkmıyor zaten. Hani 2023'te kişi başı milli gelir 25.000 dolar olacaktı. Var mı öyle bir şey? Yok. Daha sonraki her ekonomik belgede ve daha sonra çıkan planda
Bu hedefler sürekli oynadı. Hem de birbiriyle bağdaşmayacak derecede. 500 milyar dolar ihracat olacaktı. Var mı öyle bir hedefiniz şimdi? Yok. 25 bin dolar kişi başına milli gelir. Var mı? Yok. 2,5 trilyon dolar kaçtı? 2 trilyon doların üzerinde milli gelir. Var mı? Yok. Yine söylüyorum. Bakın somut olması için. Şu telefon var ya, Türkiye'nin nereye geldiği ortada. Şu telefon markasının piyasa değeri Türkiye'nin milli gelirinin 3 katı. 3 katı. Bir tek telefon. Süreniz tamamlanmıştır. 2 dakika ek süre veriyorum. Toparlarsanız çok sevinirim. Efendim, biz geldiğimizde şu vardı, şimdi şu var. Bunu rahmetli Özal da yapardı. Şu kadar televizyon vardı, bu kadar televizyon oldu, bu kadar buzdolabı vardı, bu kadar oldu diye. Şimdi aynı taktik. Ya geçmişte kalmış cümlelerle siyaset yapılır mı? 2000'li yıllar küreselleşmenin 3. evresi. Acımasız bir rekabet var. Acımasız bir rekabet var. Bu küreselleşme döneminde geçmişte şu vardı, şimdi bu var diye ekonominizi anlatamazsınız. Bundan vazgeçin. İnsanlığın refah seviyesi değil 20 yıl öncesinden bugüne kadar, Hazreti Adem'den bugüne kadar sürekli değişmiştir. Sürekli değişmiştir. Değişmiş derken ilerlemiştir. Tüketim kalıpları artmıştır. Refah yükselmiştir. İnsanlık tarihi boyunca olan şey bu. Şimdi zaman daha hızlanmış. 19 senedir siz varsınız. 19 sene önce şu var mıydı? Bak 19 sene önce cep telefonu var mıydı? Şimdi bizim dönemde var diyenler bile var. Ya bu sizin ürettiğiniz bir şey değil ki. Bunu ithal etmek zorunda kaldığınız için dış ticaret açığından zaten ülke ekonomisi kriz diyor. Ta köylüsünden esnafına kadar, işçisine kadar herkes etkileniyor. Başkasının ürettiğini cebinde taşıdığıyla övünen bir mantık olmaz. Ve maalesef ülkenin önemli sorunları var ama önce ciddi, değişmez, kararlı bir strateji ortaya koymak lazım. Bunu bu hükümet koyamaz çünkü bütün güç tek kişide olduğu zaman günübirlik beğenilmeyen işlerden dolayı tak Merkez Bankası Başkanı değişir, tak bakan değişir ve istikrarsızlık zaten benim sorgulamaya çalıştığım kalıcı politikayı bu ülkede bu iktidarın eliyle ortaya çıkarmaz. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlar, bağlı kurumlar, ekonomimizin, kamu mali yönetiminin en önemli kurumları. Bu kurumlara baktığınız zaman bu kurumların yapısı, çalışmaları, ekonominin durumunu da aşağı yukarı gösteriyor. Eğer ekonomide bir reform yapacaksak, ekonomide bir iyileşme söz konusu olacaksa, ekonomide işler doğru gidecekse bu kurumlar vasıtasıyla yapacağız ağırlıklı olarak. Onun için bu kurumların durumu, bu kurumların bütçede değerlendirilmesi, kesin hesapları ile ilgili bilgilerin doğru olarak analiz edilmesi çok çok önemli. Şimdi Maliye Bakanlığı çok önemli bir bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı. Ancak Sayın Abdülhatif Şener bir eski Maliye Bakanı olarak sabahleyin güzel bir değerlendirme yaptı. Dedi ki, bilimsel bir atıfta da bulunarak, siyasi iktidarların, yönetimlerin belli bir dönem aralığında ekonomik yol alışları, nereye doğru gittikleri çok önemli. Bunu takip edebilmek, görebilmek lazım dedi. Yani bunu bir yıl içerisinde görmeyebiliriz geçen yıldan bu yıla. Ancak 20 yıl gibi bir zaman aralığı içerisinde AK Parti iktidarlarının
nereden nereye doğru gittiğini, ekonomiyi nereye doğru götürdüğünü görmek mümkün. Bunu da en iyi şekilde bu ekonomik kurumları vasıtasıyla yapmak mümkün. Şimdi Maliye Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı birleşti. Bunu yanlış bulmuyorum ama Maliye Bakanlığı kendi içerisinde önemli bir güç kaybına uğradı. Cumhuriyet'in kurumları, Maliye Teftiş Heyeti gibi Osmanlı'dan gelen birçok kurumu, denetim kurumunu kaybetti. Yani denetim işlevi çok önemliydi. Maalesef o yönde Maliye Bakanlığı'nın vergi egemenliği, devlet egemenliği, devlet otoritesi konusundaki kaybı maalesef çok çok azaldı. Özellikle vergi aflarıyla, son yıllardaki vergi aflarıyla peş peşe, servet affıyla bu egemenlik, bu otorite, güven unsuru önemli zafiyete uğradı maalesef. Bunun çok iyi değerlendirilmesi lazım, analiz edilmesi lazım. Yani şu anda vergi tabii alınması gerekir. Alınabilir olması lazım. Adı vergi ama aslında devlet alır onu. Devlet otoritesiyle vergiyi alır. Ancak vatandaşlar da gönüllü olarak rızaen bu verme işine katılırlar. Verme işi şu anda insanların gönüllü olarak rızasıyla verme işi hemen hemen bitmiş vaziyette. Mümkün olsa vermeyecekler vergilerini, ödemeyecekler çünkü nasılsa bir af daha çıkar beklentisi hakim. Bu af kanunları işte görüyorsunuz gittikçe aşınıyor, gittikçe daha az katılım oluyor ya da katılım olsa bile ödemeyi çok daha az mükellef gerçekleştiriyor. Bir iki taksit ödedikten sonra, bir süre kazandıktan sonra ödemeyi bırakıyor, yapılandırmayı boş veriyor. Bunlar mali açıdan, vergi açısından, devlet egemenliği açısından çok önemli konular. Ayrıca bu FAT meselesi var. OECD bünyesinde bizim gri listeye alınmamız da büyük bir sıkıntı yarattı maalesef. Sayın Bakanım, dikkat ettiniz mi? Biz bu tartışmaları burada yaptık. Kanun doğru çıktı diye burada konuştuk. Kanuna bakıyorsunuz gerçekten doğru. Hatta OECD'ye gönderildi ve soruldu demişti buradaki Maliye Bakanı o dönemde. Ancak tebliğ ile kanun arasında çelişki var bir. Bir teknik sorun var. Onu görebilmek lazım. İki, burada Dışişleri Bakanlığı'na da gri listeye alınmayı sorduk. Yani Dışişleri Bakanlığı sadece soyut diplomasi yapmaz. Mesela bu konularla da ilgilenmeniz gerekirdi. Neden gri listeye alınma konusunda ısrarcı olamadınız, önleyemediniz dedik. İşte o siyasi bir karardır dedi. Siyasi kararsa dedim Maliye Bakanlığı'nı eleştirmiyorum. O zaman Dışişleri Bakanlığı'nı eleştiriyorum. Siyasi karara sebep olan o zaman sizsiniz Dışişleri Bakanı olarak dedim ama aslında teknik sebepler de var. Yani o siyasi kararın alınmasını gerektiren sebepler de var. Merkez Bankası konusu biliyorsunuz kamu mali kurumları içerisinde bugün de masaya yatırmamız gereken kurumlar arasında. Ya Merkez Bankası Türkiye'de kaç iktisat fakültesi var bilmiyorum. Doğru, yanlış, eksik, iyi, kötü bir yine fakülte var. O fakültelerde okutulan iktisat biliminin ya da disiplininin tam tersini yapıyor. Tam tersi bir anlayışa sahip. Bu gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir şey. İktisat fakültelerimizde okutulan bu yönde, Merkez Bankası'nın anlayışı bu yönde. Anlamak mümkün değil. Arkadaşlarımız da ifade ettiler. Siz hükümetimizin sayfa 7'de hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflerine yönelik yorumları yönelik yorumlar doğru değil dediniz. Bu internet sitelerinde, gazetelerde manşet oldu. Bakın bu sözünüz bile hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine dair yorumlar doğru değil dediniz, manşet oldu. Hiçbir hükümet bunu hedeflememeli zaten. Böyle bir hedef olmaz. Ancak bakın bu manşet olabildi. Neden? Merkez Bankası politikaları yüzünden. Olacak şey değil. Bu iktisat fakültelerinde daha ilk derste okutulan
ilk yılda okutulan konulara aykırı böyle garip bir durum söz konusu. Merkez Bankası'ndaki tayinler, başkanın alınışı vesaire, onlara değinmiyorum. Yani Merkez Bankası da Maliye Bakanlığı gibi, Maliye Bakanlığı kurumları gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yakın yıllara kadar özel olması tartışılırken şu anda sıkışmış bir kurum haline getirilmesi vesaire, tüm bunları ayrıca konuşmak gerekir. Merkez Bankası'nın bu durumda ayrıca dikkate alınmalı. TÜİK hiç güven vermeyen, biraz önce Gülizar Hanım bahsetti, %6'ya güvenle düşmüş vatandaşımız nezdinde bir kurum haline gelmiş. Orada bir kul hakkı var. Başkanın çok dikkatli olması lazım. Onun haricinde SPK gibi, yani sermaye piyasası tüm dünyada kaynak arzının çok olduğu, likidite bolluğu yaşandığı bir dönemde, evet bizde de 17.4'lük bir halka arz söz konusu olmuş, kaynak sağlanmış. Bildiğim kadarıyla bedelli sermaye artışlarından da 12.5 milyar geldi. Yani bir 30 milyara yakın bir kaynak sağlandı ama bunun çok çok üstünde, sonuçta 30 milyar dediğiniz dolara vurduğunuz zaman 3 milyar dolarlık bir rakam ediyor. Çok daha büyük olması gereken, böyle bir fırsat varken bir politika izlenmesi lazım. BDDK önemli ölçüde bağımsızlığını yitirdi. Kamu ihale kurumu en fazla mevzuata aşınan kurumumuz oldu, dikkate alınmayan. Sigorta kurumu yeni henüz, onunla ilgili çok eleştiri yapmayayım, daha başarılı çalışmaları olabilir ama özelleştirme idaresi de bu dönemde aksamalar yaşıyor. Yani kurumlarımız, ekonomiyi ayağa kaldırması gereken kurumlarımız maalesef o durumda değil. Hemen atlayarak gideceğim. Şöyle bir ifadede bulundunuz. Bütünleşik kamu mali yönetim ve bilişim sistemi projesi. Bunu açıkladığımız ayrıntılı olarak Sayın Bakanım. 2018'i siz yıllardır burada başkanlık yaptınız. 2018'in 60 ve 61. maddeleri var. Bunlara göre Maliye Bakanlığı kurumlardaki genel bütçeye dahil idarelerin muhasebesinin tutulmasından sorumlu. Ya görseniz muhasebe işlemleriyle ilgili o kadar çok hata var ki bakanlıklarda. Maliye Bakanlığı bunu yapamazken, bilmiyorum böyle bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistem projesini nasıl yürütecek bilmiyorum. Yani hala bu yapılması zorunlu olan konu, siz bir eğitimden bahsettiniz, tebrik ederim o konuda. Yapılması lazım, Sayıştay'la beraber onun devam etmesi lazım ama bu muhasebe işi hala başarılabilmiş değil. 2018'de 60-61. maddedir. Biraz süre verirseniz Sayın Başkanım hemen bitiriyorum. Kilogram başına ihracat değeri artışını rakamlandırabilir misiniz lütfen? Şimdi Cumhurbaşkanlığı programına bakıyorum. Burada tam tersine düşüyor. Bu sene bildiğimiz kadarıyla daha da düşük olması lazım. Nasıl bu Cumhurbaşkanlığı programı? Evet, bilgi verebilirse Sayın Başkanım, müsaade ederseniz. Önemli bir konu çünkü. Sayın Bakanım teşekkür ederim. Şöyle ifade, kilogram başına ihracat değerimizin artmasını son derece önemsiyoruz. Artırmayı son derece önemsiyoruz. Artırma hedefini koyuyoruz. Yani cümle benim dediğim şekilde anlaşılıyor. Teşekkür ederim ama Cumhurbaşkanlığı programında da rakamlar farklı olduğu için bunu sormak zorunda kaldım. Bir de borç durumumuz çok kötü. Çok kısa olarak belirteyim. Borçlarımızı KİT, belediye, banka, şirket, hane halkı borçlarımızı topladığımız zaman bu senenin
Ağustos, Haziran, Ağustos ve Eylül itibariyle 8 trilyon 698 milyar yapıyor Sayın Bakan. Bunlar tabi bir araya getirilmez, elma armut toplanmaz ama topladığınız zaman 8 trilyon 698 milyar lira. Milli gelirimiz 6 trilyon 100. Yani %140'ını aşmış milli gelirimizin. Bu 1825'te ilk borcu almıştık. 20-25 yıl sonra Duyun Ümmiye'ye teslim etmek zorunda kaldık ülkeyi. Çok tehlikeli bir konudur, sıkıntılıdır. Çok teşekkür ediyorum, çok hoştunuz. Köy borçlarını da dikkate alarak bu borçlanma meselesini konuşmak gerekir. Teşekkür ediyorum sabrınız için Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar, önceden okuduğumuz devam ediyorum. Sayın Üstad Kılıçlı'yı başkanımıza söz vereceğim ama sisteme girerlerse ben de görmüş olurum kimin söz talebi olduğunu. Değişik partilerimizden gelirse memnun oluruz söz talebi tabii. Emine Hanım, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli bakanlık bürokratları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz Sayın Bakan. Ancak ben direkt kurumlardan birisiyle TÜİK ile başlayacağım konuşmama. TÜİK neyle yükümlüdür diye baktığımız zaman toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek çeşitlilikte kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlarda üretilmiş olan istatistikleri kullanıcıların hizmetine sunmakla yükümlüdür şeklinde bir tanım yapabiliriz. Ancak TÜİK'in uzun zamandır yayınladığı istatistikler halkta kuruma olan güveni maalesef yok etti. En çok da enflasyon ve işsizlik rakamları gerçek durumu yansıtması hale geldi. Metropol araştırmanın yaptığı bir araştırmaya göre halkın sadece %6'sı TÜİK'e inanıyor şu anda. %94'ü örneğin enflasyonun TÜİK verilerinden daha yüksek olduğunu düşünüyor. Şaşırtıcı değil tabii. Çünkü vatandaş enflasyonu yaşıyor Sayın Bakan. Markete, pazara gittiğinde artan fiyatların cebindeki parayı canavarca nasıl erittiğini görüyor. Eski başkan Birol Aydemir bile verilerin artık şüpheli ve tartışmalı olduğu konusunda hemfikir olduğunu söylemişti zaten. Ki verilerin bu şekilde çarpıtılması, böylesine önemli bir kurumda verilerin şüpheli olması sizin de bildiğiniz gibi suçtur. Bu tüm dünyada ve ülkemizde de suç teşkil etmektedir. Yani bir suç işlenmektedir. Sayın Bakan, artık TÜİK'in bağımsızlığından hiç söz edemeyiz. TÜİK'te iki başkan yardımcısını görevden almıştınız ama Cumhurbaşkanı müdahale etti ve sizin atadığınız başkanlar görevden alınıp yerine yeni başkan yardımcıları atandı. Sonra ne oldu? Bakalım 30 Haziran 2021 tarihinde 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yapılan değişiklikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapısında bir değişikliğe gidildi ve kurum Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıdır ve başkan bakana karşı sorumludur ibareleri kaldırıldı sizin de bildiğiniz gibi. Genel bütçeli kurumlar cetvelinden çıkarılarak özel bütçeli kurumlar cetveline eklendi. Yine aynı düzenlemeyle TÜİK bakanlığınızın yetki alanı dışına çıkarılarak özel bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili bir kuruma dönüştürüldü. Ama ilişkili olması daha mı bağımsız hale getirdi? Hayır, başka bir ilişki durumu oluşturuldu burada. Konsey Başkanlığı Hazine ve Maliye Bakanı'ndan alınarak TÜİK Başkanı'na verildi. Başkan yardımcıları dışındaki personel atama yetkisi de TÜİK Başkanı'na verildi. Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanı'nın, yani şu anda bakansız olduğunuz için sizin, TÜİK'in yönetim yetkisi, TÜİK'teki yönetim yetkisi de bitmiş oldu. TÜİK'te başkan yardımcılıkları atama yetkisi de yeni kararnameyle Cumhurbaşkanı'na verildi. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kendisine aldı. Yeni kararname ile TÜİK danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme araştırma gruplarında görev yapanların huzur hakkına da zam yapıldı. Ayda en fazla iki defa ödenen ücretlerin ayda en fazla dörde çıkarılmasına karar verildi. Bu ayrıcalıklar neden diye de sormak istiyoruz tabii. İstatistik Konseyi'nin üyeleri de yeniden düzenlendi. Şimdi 2020 yılında da
da bir kanun hükmünde kararnameyle daire başkanlıklarına, istatistik kurum başkanlıklarına ve çok sayıda yeni kadrolar eklenmiş ve kurum aslında bu yapılanmayla, yeni yapılanmayla liyakat değil sadakat için uygun hale getirilmiş teknik bir kurum olmaktan da uzaklaştırılmıştır. Bu son yapılan düzenleme de en son yapılan pastanın kreması olmuştur maalesef. Şimdi bu değişiklikler, tüm bu değişiklikler kuruma acaba ne kattı, ne getirdi diye soracak olursak kattığı şey daha fazla çarpıtma, daha fazla sapma, daha fazla gizlilik olarak ve daha fazla bağımlılık olarak tanımlanabilir. Şimdi bakalım TÜİK'e göre Ekim ayında mesela birkaç veri üzerinden ne demek istediğimize bakalım. Ekim ayında enflasyon TÜİK'e göre %2.9 artmış. Enflasyon araştırma grubuna göre ise %6.99. TÜİK'e göre yıllık bazda enflasyon %19.89 olmuş. Enflasyon araştırma grubuna göre ise %49.87. Örneğin Eylül ayında İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı 219 bin kişi artarken TÜİK işsiz sayısını 160 bin kişi azaltmış olarak açıkladı ve aradaki farka baktığımız zaman da fark 379 bin kişi. Örneğin vatandaşın, milletin cebine yansımasına baktığımızda biz bu işlerin giyim ve ayakkabı grubunda Ekim ayındaki fiyat artışı TÜİK'e göre %7.6 ama kadın hırkası %48 artmış, kazak, erkek kazağı %40 artmış, kadın botu %40 zam görmüş. Yani kur sıçrarken mesela TÜİK araba fiyatlarını da sabit gösteriyor. Bunu nasıl yapıyor? Ekim ayında mesela yine bir karşılaştırma üzerinden gidecek olursak, Ekim ayında benzinli otomobillerde artış %0.29, Türkiye Sigorta Birliği listesinde %1.81. Dizel araçlarda TÜİK'e göre %0, yine Türkiye Sigortalar Birliği listesine göre %1.86 artış var. Devam edelim, bunu da geçelim. Bununla ilgili Sayın Süleyman Yirgin'in daha detaylı bir örneklemesi olacak. Türkiye'nin hayat verileri de artık açıklanmıyor. Sayın Bakan, bakıyoruz TÜİK Hayat Tabloları 2018-2020 istatistiklerinin yayımının ertelendiğini açıklamıştı. TÜİK yine bir duyuru yaptı ve ulusal veri yayınlama takvimine göre 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanması planlanan Hayat Tabloları 2018-2020 haber bülteni, istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların henüz tamamlanamamış olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir dedi. TÜİK tarihinde daha önce böyle şeyler ne zaman görüldü bilemiyorum. Yaş ve cinsiyete göre ölüm olasılıklarını ve diğer ilişkili istatistikleri ayrıntılı olarak içeren hayat tablosu en son 2017-2019 döneminde açıklanmıştı. TÜİK daha önce de veri takviminde 24 Haziran'da yayınlanması gereken 2020 ölüm istatistiklerini ve 16 Temmuz günü yayınlanması planlanan 2020 uluslararası göç istatistiklerini de erteledi. Bu istatistiklerin de ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi vermedi. Bu arada Sayın Bakan, 3 aydır açıklanmayan bu 2020 ölüm istatistiklerinin Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin paylaşılmamasından kaynaklı açıklanmadığı iddiaları var. Bu iddia doğru mudur diye sormak istiyorum. Bunun yanında TÜİK'te artık sosyal güvenlik verileri de açıklanmıyor. Ekonomi istatistikleri de açıklanmıyor. Bunların açıklanmasının suçlusu kim acaba? Bunu da öğrenmek istiyoruz eğer varsa. Şimdi kurumun paylaştığı veriler Cumhurbaşkanı talimatıyla gittikçe daha fazla sansürleniyor aslında diyebiliriz. Neden Cumhurbaşkanı talimatıyla? Çünkü artık onun yetkisinde kurum. Bu gidişat hiç iyi değil Sayın Bakan. Sonuç olarak Türkiye İstatistik Kurumu bir devlet kurumu olmaktan çıkmış, saraya bağlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurumu haline gelmiştir ve gittikçe de çökertilmektedir.
Sayıştay raporunda da bir bulgu var, onu da paylaşmak istiyorum. Konuşmanızda bu hataların düzeltilmesi için çalışma yapıldığını söylemiştiniz ama örneğin çok basit bir şey aslında. TÜİK tarafından henüz devlet malzeme ofisinden teslim alınmayan 500 bilgisayar için taşınır işlem fişi düzenlenmek suretiyle hesaplarda 2.955.241 TL'lik bir hataya sebebiyet verilmiş. Bu hata düzeltilmiş midir? Bunu da sorayım. Bir de yine İstatistik Kurumu'nun gelir kalemlerine baktığımız zaman, şöyle, mali yapısına baktığımız zaman bir sayılı cetvelde yer alan ve genel bütçeli idarelerden olan kurumun faaliyetlerini Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndan verilen tabii ödeneklerle gerçekleşmekte ama kendi gelirleri de var. Elde ettiği gelir gerçekleşmelerine baktığımız zaman 2020 yılı gerçekleşmesi 45.541.846.14 TL olmuş. Bunların açılımına baktığımızda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelir ve vergi gelirleri aslında %95'inde vergi gelirlerinden oluştuğu görülüyor. Bu gelirlerin alt başlıkları, alt açılımları nelerdir diye sormak istiyorum. Son bir sorum var başkanım. Döner sermaye işletmesiyle ilgilidir. Giderlere baktığımız zaman giderlerin gerçekleşme oranının %35 düşük gerçekleştiğini görüyoruz. Bu harcama yapılmamasının ödenek ayrılmasına rağmen nedeni nedir diye sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Bir de bu gider kalemlerinin de bir açılımını paylaşırsanız bizimle seviniriz. Teşekkür ediyorum. Ben bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cemal Bey 3 top dedi ya, maalesef o gülle çelik top çoktan düştü damat bakan zamanında. Şimdi bakanımıza 2 plastik top kaldı, onu biraz sonra anlatacağım. Değerli arkadaşlar, konuşmamı yapmadan evvel zaman kalmayacak, 2 küçük konuya değineceğim. Bir tanesi vergi konseyi yeniden canlandırdınız Sayın Bakan, ne güzel. Ne yapacak bu? Vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili görüş bildirme görevi bulunuyor. Kim var bunun bu teşebbüs heyetinde? Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding, Murat Özdeğin, FİBA Holding, Nihat Özdemir, Limak Holding. Ya Sayın Bakanım, çok bir Rizeli olarak çok canım sıkıldı. Niye Mehmet Cengiz yok burada ya? Onun da olması lazım. Ha bir de sivil toplum kuruluşları listesi var. Orada da işte Memursan Türk İş ama bir tane muhalif sendika yok. Bu sadece bu bile sizin para yönetimine, vergi toplamaya nasıl baktığınızı çok açık net bir şekilde gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bu KİK'le ilgili birkaç kelime söyleyeyim, zaman kalmayacak. 4734 sayılı kanun, 62 kanun ve kanun hükmünde kararname ile bu 4734 sayılı kanunu kamu ihale kanununda 212 kez değişiklik yapılmış değerli arkadaşlar. Büyük çoğunluğu da istisna maddeleriyle ilgili. Ya bu nasıl bir şey ya? Bakın Cumhuriyet tarihinin en önemli düzenlemelerinden biri KPSS'dir, biri de budur. Yani açık ihale yapılacak, herkes eşit bir şekilde girecek. Bundan herkes faydalanacak ve adalet de gerçekleşecek. Bunu delik deşik ettiniz değerli arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Bir de bu yetmezmiş gibi bütün ihaleleri 21B'ye göre veriyorsunuz, çağırıyorsunuz pazarlık usulüyle. Ya bu nasıl bir iş yapıyorsunuz ya? Nereye gidecek bu Türkiye, şaşıyoruz. Ha bir de köyler var, köyler. Onlarda ise hiç kamu ihale kanunu geçerli değil burada. Sayın Bakanım, bildiğiniz gibi bazı yatırım ve hizmetlerin işlem devret modeli çerçevesinde yaptırılmasına dair kanun geçerli ve orada da neler yapıldığı belli. Gizli yapılan ihaleler, sözleşmeler gizli. Ne oluyor bilmiyoruz. Sözleşmeler değişiyor, nasıl değişiyor? Millet saklıyor. Bütün bunlar, yani bu iki, şu ana kadar söylediğim iki tane cümle nasıl yönettiğinizi çok açık bir şekilde gösteriyor değerli arkadaşlarım. Şimdi Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesini konuşuyoruz değerli arkadaşlarım ama aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe hazırlanmasında bir katkısı yok. Bütçeyi Saray Strateji ve Bütçe Dairesi, Cumhurbaşkanlığı
hazırlıyor. Sayın Bakanımızın görevli olduğu şey OVP'nin hazırlanmasında sorumludur. Borçlanma ve nakit politikalarında sorumludur. Bunlar da bütçeyle ilgili elbette. Ama bir şey söyleyeyim. Mesela biz burada çok absürt bir şey var. Merkezi yönetim kapsamındaki ilgili mevzuata göre tahsiline devam olunacak gelirler B cetvelinde gösterilmektedir. Yani B cetveli vergi gelirlerinin toplanmasına izin veren bir düzenlemedir. Tamamen Hazine Maliye Bakanlığı ile ilgili bir iştir. Biz burada son gün bu B cetvelini okuyacağız ve oylayacağız. Kanunun dördüncü maddesi ve Sayın Bakan burada olmayacak. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ucubeliği birçok yerden belli de bir tanesi de bu değerli arkadaşlarım. Şimdi ÖBP'den başladık. Ya orta vadeli programda 3 senelik hedefler gösterdiniz Sayın Bakanım ve bu bütçe 2022 Merkezi Yönetim bütçesi de bu program üzerine oturuyor. Ya bu programda 2022 sonu için öngörülen 2023 sonu için öngörülen 9.77 dolar fiyatı çoktan geçtik. 10 oldu o oldu. 9.98 oldu. Şunu için bunu ifade ediyorum. Bu bütçe asla bütçe falan görüşmüyoruz. Bütün rakamlar çoktan uçtu, çöktü. Şimdi dönüp yeniden orta vadeli program yapıp bütçeyi yeniden yapıp görüşmek lazım. Yani bu bütçe değil. Bu bütçe değil çünkü hiçbir rakam bu geçerli değil. Maalesef değerli arkadaşlar. Şimdi Sayın Bakanım, Türkiye'de dalgalı kur rejimi uygulanmaktadır. Kurun değeri, söylediniz bunu, piyasada belirlenir. Hükümetin ihracatı desteklemek adına yüksek kuru desteklediği yorumu doğru değildir diyorsunuz. Doğru değildir diyorsunuz ama yapılan işler bu şekilde. Ama kur da uçtu gitti. Bir arkadaşımız da söyledi. Sayın Bakanım, bakın işte faiz sebeptir, sonuçtur tartışmalarıyla Merkez Bankası başkanlarının alınması sürecinde önce Sayın Ağbal'ın sürecinde 1 lira. Daha sonra şimdiki tartışmalarda faiz düştü düşmedi 1 lira da 2 lira. Bakın 2 lira artması, sadece 2 lira artması sadece dış borçlardan dolayı değil, 450 milyar dolardan değil burada. Garantileri var, bir sürü şeyler var. Türkiye yükümlülüğü 2 katrilyon lira arttı Sayın Bakanım. 2 katrilyon, bunun hesabını yapabilirsiniz. Ama bu bütçe 1 katrilyon 750 milyar TL. Sayın Bakanım, biz bütçe görüşüyoruz da Sayın Bakanım, olan hadiseler bunlar yani. Bunlar varken sizin söylediğiniz dünya kadar laf, Sayın MHP temsilcisinin Cumhurbaşkanı programı okuması, Cemal Bey'in burada bize fıkralar anlatmasının bir anlamı yok de değerli arkadaşlarım. Şimdi Sayın Bakanım, bu borçlarla ilgili bir şey söylediniz. İşte şu kadar borç, 618 milyar borçlanacaktık ama öyle değil, 155 milyarlara düşük. Biz bakıyoruz öyle bir 2021 bütçesinde 6.618 milyar TL borçlanma diye bir şey yok. Nereden geldi? Bakıyoruz orta vadeli programda 2022 bütçesi için 278 lira borçlanma öngörüyorsunuz. Bu rakamları nereden buldunuz? Bunları da anlamadım. Sayın Bakanım, borçları konuşurken bir şey ifade etmek istiyorum. Şimdi İstanbul, Kanal İstanbul'dan da söz ediyorsunuz. Bakın bu kamu özel ortaklığı ile yapılan işler çok ciddi tartışmalı konulardır. 70 milyar civarındaki bir yatırıma karşılık bu milletin geleceğine ne ait, çocuklarımıza ait 155-160 milyar TL garanti verdiniz. Ve burada kamu yararının ne olduğu tartışılıyor. Bunu bu kreditörler de biliyor, bu parayı kredi verenler biliyor. Hazinenin garanti olduğu bu krediler. Bu borçlar tartışmalı borçlardır. Uluslararası literatürde tiksindirici borçlar diyor. Bazıları gayrimeşru borçlar diyor. O nedenle Sayın Genel Başkanımızın elçiliğe yazdığı mektup ispiyon filan değildir. Onu sallayıp durmayın. O mektup eğer bu bile bile bu parayı verirsiniz, sorumluluğa girersiniz. Suç sizindir, ödemeyiz bu parayı diyor ve tiksindirici borçları ödememe hakkı, yeni gelecek hükümetlerin böyle bir hakkı vardır. Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım, gri liste ile ilgili Sayın Bakanımız lafla bütün bunları yaptık ama bizi işte neredeyse hainler demedi ama ben öyle anladım. Hainler gene gri listeye yazdılar. Niçin yazdı anlamadım. Sayın Bakanım, nasıl anlamazsınız ya? Anlamanız gerekiyor. Yani bu çok fazla net hata ve noksandan kaynaklanıyor olabilir mi? Sadece Ağustos ayında 4,5 milyar net hata noksan geldi. Ya bu varlık barışlarını gözden geçirdik mi? Dünyada böyle bir şey var mı? 6 defa çıkardık varlık barışı. Ve gelen paranın sadece vergisi değil, kaynağını sormayacağız diye yazdık.
Ne kadar geldi, nasıl geldi, nerede bu paralar diye size, bakanlığınıza, Cumhurbaşkanı yardımcısına defalarca sorduk. Cevap vermiyorsunuz. Bu paralar nereden geliyor? Kimin parasıdır? Bunlara cevap vermeden işte Halk Bankası, Zarrab ilişkisi, işte nedir Sezgin Baran Korkmaz falan, onlarla Cumhurbaşkanı'nın resminin bütün dünyada dolaşması, onlara bir şey demiyoruz. Dolayısıyla yani bu kara para, yani Türkiye'yi bu hale sizin hükümetiniz getirdi değerli arkadaşlarım. Bunları kabul etmek durumundasınız. Ha böyle değildir, böyledir, bunlar bir şey bilemem. Ha bu bütçeyle ilgili Sayın Bakanım, rakamlarla ilgili ben bir şey söyleyeceğim. Gelirler falan diyorsunuz ya, gelirler. Bu gelirlerin büyük çoğunluğu dolaylı vergilerden geliyor. En kaba ÖTV, KDV dolaylı vergilerden geliyor. Biliyorsunuz dolaylı vergiler, herkes veriyor. Yani herkesin içinde kim var? Şu vergi konseyine yazdığınız kodamanlar da var ki bu kodamanlara uzlaşma komisyonları toplayıp her sene 500 milyon, 600 milyon, bazen 1 milyar vergilerini siliyorsunuz. Bu kodamanlar da aynı vergiyi veriyor. Kimden vergi alıyorsunuz biliyor musunuz Sayın Bakanım? Ekmek 2,5 lira pahalı diye ertesi gün 1 liralık bayat ekmek alan adamdan da aynı vergi alıyorsunuz. Dolayısıyla en büyük adaletsizlik budur. Buna el atmadıktan sonra biz adaletsiz, Kalkınma Partisi, Adalet Partisi de hiçbir şey demeyin Sayın Bakanım. Bunları söylediğimizden dolayı da arkadaşlarımız bize kızmasınlar, kızmalarına gerek yok. Değerli arkadaşlarım, bir şey daha söyleyeyim, konuşmamı bitireyim. Bu kamu özel ortaklığı ile ilgili Sayın Bakanım, öyle şeyler var ki herkesin gözünün önünde, Türkiye'nin uzmanları, bu işi çalışanlar öyle şeyler yaptılar ki siz görmezden geliyorsunuz. Bir de ben şunu anlamıyorum. Bakanlar, bürokratlar, bunlarla ilgili bitiriyorum efendim. Bunlarla ilgili öyle işlemler yapıyorlar ki gizli, açıklanmayan anlaşmalarla. Ben kendi kendime diyorum, bir insan kendisini niye riske atar? Ve kendi kendime de soruyorum, acaba bu o şirketler, bu kamu özel ortaklığı işleri alan, özel işbirliği işini alan şirketler sadece görünen sahiplerinden ibaret değil mi diye soruyorum. Yoksa başka bir şekilde bu kadar büyük risk almak mümkün değil. Teşekkür ederim.